Müyesselciğim dinliyoruz seni. Beyaz seni çok seviyorum. Öncelikle kaldığımız yerden 6 sene sana ulaşabilmek için İngiltere'den hep aradım. Hep meşgul çıktı. Evet. En sonunda kavuştum. Sesini canlı olarak birebir duymak, hele ismimi o güzel ses tonundan duymak ayrı bir güzellik. Aman ne güzel. Seni Müyesser. Çok seviyorum. Oradan sanatçıları da çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ama sen de farklı çok seviyorum. Ama yani baktığın zaman ben farklıyım gerçekten de. Yani hani ben de öyle bir bakıyorum, farklı duruyorum. Şimdi Allah hakkı için Gürkan söyle yani. Hani bir farkımız var yani. Müyesser sorun. Evet. Allah'ım taze çıktı. Bu gülmenin bizle bir alakası yok Müyesser. Gülüyor evde, biz üstüne geldik evde ya. Evde bence eşi Müyesser'e kenarda ömüyor. Bir şey oluyor yani. Müyesser'cim sorun var mı? Sorun varsa alalım. Öncelikle birinci sorumu sana sormak istiyorum ama o yüzden dolayı biri sona bırakıyorum. Evet. İlk önce Simin Hanım'a soyadımdan dolayı bir şey sormak istiyorum. Evet. Benzin parası ne kadar ödüyor? Bu zamana kadar ne kadar benzin parası ödedi? Soyadı benzin. Simin Hanım. Simin'in soyadı ne ki ya? Hayır, kendi soyadı. Kendi soyadı benzinci oluyor. Ha, kendi soyadı benzinci oluyor. Ha, pardon. Nasıl bir soru geldi ya? Evet, enteresan. Yani bu zamana kadar yani ödedik. Yani bu zamana kadar ne kadar benzin parası ödemiş? Nasıl hesap etsin? Yani bunu nasıl hesap edebiliriz? Mesela şey pahalı iş. Şu an. Onu sormak pahalı istiyorsan iş. Pahalı iş. Yani araba yarışçısı olmak sonuçta gerçekten. Sonuçta mazot yani benzin. Anladım. Kıbrıs'a geldiği zaman sponsor olarak benzinci oğlu, Atıoğlu benzincileri olarak kendisine görüşmek isteriz. Ooo. Ekrem aldı. Çıktı. Dilinin altındaki bakla çıktı Müyesser'in. Anne onu benzinine be. Anne onu benzinine be. Giderken sağda, dönerken solda. Anne onu benzinine. Evet. Başka sorun var Müyesser? Çok teşekkür edebilir miyim? Bu arada Yonca Hanım'ı çok beğeniyorum. Teşekkür çok ederim. Çok atil, çok hanımefendi. Duruşu, bakışı ayrı bir asaletli bir hanımefendi. Çok teşekkür ederim. Şarkılarında nelere dikkat ediyor? Önceliği nelerde arıyor şarkılarında? Çünkü o kadar anlamlı, o kadar duygusal ki... Canım, bakmayı seviyorum. Şarkıların sözlerine dikkat ediyorum en çok. Çok geyik bir sohbet olmuyor mu şu anda ya? Şarkılarda neye dikkat ediyorsun? Sözlere dikkat ediyorum. Dur, madem öyle albümden biraz bahsedelim. Bir saniye istiyorum Müyesser. Benim de amcamın kızının adı Müyesser. Ona da buradan selam söyleyeyim. Anneannemin adı Müyesser. Albümle ilgili biraz konuşalım. 12 ay albümü. Sen 15 senede 5 albüm mü? 10 senede kaç senede 5 albüm? 99'dan beri 5 albüm ama 4 single. Aslında her sene bir albüm çıkartıyor herkes. Evet. Ona yani niye böyle bir arada tercih? Ben birazcık şarj olmak istiyorum. Bir parça üretmek için, duyguları güzel aktarabilmek için biraz uzaklaşmak istiyorum. Bir de çok yoğun sahne oluyor. Ama zaten uzaksın. Yani sen dışarı çıkmazsın. Sen ne biz sahnede bir yerde böyle bir yerde bir eğlenirken görmedik. Yani senin yani bir... Sana da soru, aynı şeyi söyleyeceksin. Berk de aynı. Aslında sen de, Gürkan da aynı. Sen de aynı, ben de aynı. Yani çekiliyorsun kendi içine. Çok fazla böyle bir kendi, şey kendi dünyamı başka şeylerle zenginleştiriyorum. Yani gece gezerek değil de kitap okuyarak, film seyrederek, dostlarımla bir araya gelerek... Kendime yarattığım o güvenli alanda çok kitap okuduğunu olarak, biliyorum. Evet, çok kitap okuyorum. Bir Bülent Ortaçgil hayranı olduğunu da biliyorum. Çok. Yine oradan da tutuyor çok, yani. Sen çok, de seversin herhalde değil mi Bülent Ortaçgil'i? Benim için çok başka bir isimdir Bülent Ortaçgil. Herkesin hayatta bir parçası vardır ya, bir şarkısı. Mesela benim şarkım Bülent Ortaçgil'den Yağmur'dur mesela. Benimki de Bu Su Hiç Durmaz'dır. Bu Su Hiç Durmaz'dır çok evet. Güzeldir. Senin parçan nedir, hayattaki parçan? Hayattaki parçam? Evet, tek parçan. Söyleyemiyorum tek bir şey. Öyle mi? Tek çok zor bir seçim en, yani. En. Gerçekten. Yok. Gürkan? Yok ama Bülent Baba'dan işte Kimseye Anlatmadım diye bir evet. Parçası vardı. Bir senle düeti. İşte Mavi Kuş diye bir parçası Mavi vardı. Mavi Kuş çok, çok güzeldi. Keyifli. Çok güzeldi bence de. Simin? Kar Beyazdır Ölüm. Kar Beyazdır Ölüm. Ah rahmetli. Evet. Peki. Albümle ilgili teşekkürlerimiz var mı? Söyleyeceğimiz bir şey var mı?
Murat Yeter'e teşekkür edebilirim. Umarım seyrediyordur hala. Arseviye de teşekkür ederim. Arseviye de teşekkür ederim. Yeter ailesini çok seviyorum. Onların sayesinde bu albüm burada. Murat Yeter benden daha fazla heyecanlı bir adamla tanıştım ve ruhunu çıkardı gerçekten albüm. Murat'a çok teşekkür çünkü ederim. Çünkü onlar karı koca evde çok eğleniyorlar. Çok eğleniyor. Albümü de verince biz çok aslında hep beraber çok eğleniyoruz. Evet. Hani böyle dışarı gitmiyorsun çıkmıyorsun diyorsun ya bazen dışarı çıkmaya falan gerek kalmıyor evdeki eğlenceler falan. Dışarı gibi zaten yani. Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dear.